Ey halife bilmem ne adları altında firavunluk yapanlar, biz de varız diyor. Enel hak. Varız ve gerçeğiz. Bu kitabı okursan göreceksin. Bu haykırışlar, enel hak haykırışları diyorum. Her biri bir devrimdir. Hallaç bunun öncüsüdür. Sonra bir yön enel hak haykırışı var. Mesela Mustafa Kemal'in enel hak haykırışı en büyüklerinden biridir. Mustafa Kemal'i bu kültürü bilmeden anlayamazsınız. Mustafa Kemal'i Kur'an'ı bilmeden hiç anlayamazsınız. Ben solculara bunu diyorum. Buraya rozet takmakla olmaz. Ben rozet takıyorum. Takıyor muyum? Niye takayım? Mustafa Kemal, ben ne yaptımsa dinim istediği için yaptım diyor. Tarihi söylemi budur. Kaçamak yaparak, kıvırarak, köşe bucak saklanarak dinden gizli bir şeyler yapmadı Mustafa Kemal. Ben bunu yapıyorum ve benim dinim bunu istiyor dedi. Ey solcular, aslında ey rozet Atatürkçüleri, siz bunu söyleyebiliyor musunuz? Bunu söylemek için Mustafa Kemal'in kültür birikiminden nasipli olmak lazım. Mustafa Kemal tesadüf bir adam değil. Mustafa Kemal bir bilinç, bir yaratıcı şuur, bir misyon. Tarihin, diyalektiğinin görev verdiği, misyon verdiği bir ruh Mustafa Kemal. O, tam da bu sırada Enam suresi 116. ayet, sayfa sizin kitapta sayfa 302. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Gayet tabii. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece gayet saçmalarlar tabii demişsiniz. Ve peygamberlerin isyanını buna yalını bağlıyorsunuz. Yalını yiyip suyunu içerek yan yatan adam, sen buna itaat edersen gideceğin yer nere olabilirsin? Musa'nın en büyük mucizesi asa olmaktır. Asa, yani değnek ve sopa kelimesini eğer isyan anlamında alırsak, ki Kur'an'ın beyanı buna son derece müsaittir diyorsunuz. Bu büyük peygamberin en büyük mucizesi Allah'a ve onun elçisine isyanla damgalanan Firavun'a karşı isyan etmektir. Evet. Yani asa kelimesinin de isyan ile aynı kökten mi geldiğini? Aynı kökten geldiğini aynı söylüyorsunuz. Peki bir de mesela diyor ki fadrib bi asak Musa'ya. Asanla vur. Yani isyanı tarif ediyor. Çok sembolik bırakmıyor. Sizin düz okuma yapmak yerine böyle felsefi değerlendirme yapmanız farklı bir anlam katıyor. Şimdi düz okuma yapamazsınız beyefendi. Ama herkes öyle yapıyor işte. Hayır. Yani asayı sopa olarak tabii, görmüş. Tabii rahatlık gayet tabii. Asayı sopa olarak görüyor. Kendisi de sopa çünkü. Düz okuyamazsınız Kur'an'ı. Kur'an'ın labirentlerinde saklıdır hakikatler. Sizin yaptığınız İkbal öyle diyor.
Özür dilerim. Estağfurullah. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. İkbal diyor ki, Kur'an'dan bahsederken, onun saniyelerinde asırlar gizlidir. Saniyelerinde asırlar gizlidir. O asırları o saniyelerin içinden nasıl çıkaracaksın? Sopa adamların okumasıyla bu çıkar mı? Tarihin diyalektiği tarafından misyon yüklenmiş. Kur'an'ın ilhamlarıyla beslediği yaratıcı ruhlar bunu yapar. Ben tarihin önünde ve halkımın önünde şunu söyleme cesaretini görüyorum kendim. Ben bu ruhlardan birisi olarak kendimi görüyor ve bundan onur ve mutluluk duyuyorum. Bir reklam arası vereceğiz ama kitabınızın bir bölümünde de bu kapsamda yine ecdat perestliğe isyan veya haniflik diyorsunuz. André Gide'in de bir sözünü almışsınız. İnsan kıyıyı kaybetmeyi göze almadıkça yeni okyanuslar keşfedemez. Amcam gücenmesin, halam darılmasın, teyzem benden memnun olsun, parti başkanım bana gıcık olmasın, falanca şöyle filan, ne kalıyor geriye? Risk nerede? Nietzsche aydını tarif ederken diyor ki, yaşadığı zamanın değerlerine açıkça karşı çıkan adamdır diyor aydın. Bu karşı çıkış yoksa aydın maydın olamazsınız. Diploma ile aydın olunmaz beyefendi. Diploma ile aydın olunsa, demin terör örgütü diye kayda geçti dediğin yapının adamları. Hepsinin diploması. Her biri 2-3 dil biliyor. Her biri en iyi mekteplerin bir veya ikisinden mezun olmuş. Neye yarıyor? Reklama gideceğiz. Bir izleyicimiz Hüseyin Ercengiz diyor ki, sizi Martin Luther'e benzetmiş. Programınızı ilgiyle zevkle izliyorum. Güzel geçelim o iltifatları. Yaşar Nuri Öztürk, Sayın Öztürk, bence tüm İslam dünyasına gönderilmiş bir yol göstericidir. Işığı ve sözü vardır. Fakat görmeyen gözlere ışık ne yapsın, duymayan kulaklara söz ne yapsın? Sayın hocamız bence İslam dünyasının Martin Luther'idir. Hiç şüphe yok ki tarih ona gerektiği değeri verecektir demiş Hüseyin Ercengiz. Teşekkür ederim. Luther benzetmesi bir şey hatırlattı bana. Bunu mutlaka söyleyeyim. 1950'li yılların başlarında geçenlerde kaybettiğimiz, mekanı cennet olsun, söyle mütercim ve yazar. Tahsin Yazıcı. Yok. Evet. Söyleriz şimdi, evet. Şeye gitti. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ahmet Hamdi Aksekili var. Alim, fazıl, aydınlık, Atatürk'le dostluğu olan, arkadaşlığı olan, milli mücadelenin önde gelen adamlarından biri, tamam mı? Diyanet İşleri Başkanı o zaman. Tahsin Yazıcı da üniversitede asistan. Gidiyor. Neyse münasebet ziyareti. Sohbet sırasında bir yere geliyor. Ahmet Hamdi Aksekili şöyle diyor Tahsin Yazıcı. Bak diyor genç adam. Batı dünyası tıkanıklığını, problemlerini, karanlığını bir Martin Luther'le aştı. Biz aşamayız. Bize en az 3 tane Martin Luther lazım.
çok ibret verici bir teşhis değil. Ben reform kelimesini kullanmayı bir kenara koyarak Lüter'e benzetilmekten mutluluk duyarım. Evet, Lüter Türkleri sevmez. Ama kendi içinde tutarlı, mücadeleci, azimli, yaratıcı bir adamdır. Peki, tamamlayın. Reklama gideceğiz. Ben reform kelimesini sevmem. Niye kullanayım? Benim peygamberim, onun karşılığı olan faaliyeti bana bizzat görev olarak yüklemiştir. Tecdit diyor. Yenileme. Tabii. Tecdit. İkbal ana eserinin adını reform koymamıştır. Tecdit koymuştur. İngilizcesi bunu. Reconstruction. Yeniden yapılandırma. Reconstruction of religious thought in Islam. İslam'da dini düşüncenin yeniden yapılandırılması. Yeniden inşası. Ama bakın reform dememiştir. Benim yolum da odur işte. Şimdi bu yıl içinde Allah böyle gripleri peş peşe göndermezse, nasip etmişse, lütfetmişse, tecdit kitabı çıkacak. 2 cilt. Yani yazılmış, hazırlanmış, retuşları yapılacak ve matbaaya verilecek. Bir kıyamet kitap olacaktır. Tecdit. Ama reform değil. Kıyamet kopmadan bir reklamlara gidelim. Bir tecdit olsun, bir yenilenme olsun.